Selamlar dostlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türknet'e nasıl geçebiliriz? Türknet VDSL'den Türknet Fiber'e veya Türknet Gigafiber'e nasıl geçebiliriz? Bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, bu işleri pek bilmiyorsanız size açıklama kısmında vereceğim bu linke girip internet altyapınızı sorgulamanız gerekiyor. Buraya il, ilçe, ondan sonra mahalle, cadde, binano ve dairono girdikten sonra sorgula diyoruz. Ben bu adresi tamamen salladım. Mesela bu adreste fiber altyapı varmış ve 100 megabit hız veriyorlarmış buraya. Yani buraya buradan hemen abone ol dedikten sonra arkadaşlar adınızı vesaire yazıyorsunuz. Mesela buraya sallayalım şu an. Şunu da sallayalım. Bunu size göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Mesela Ahmet Kaya yapalım. Devam. Evinizde internet var mı yok mu? Bunu siz seçmeniz lazım. Ev telefonunuz var mı? Yok. Devam. Ondan sonra burada adresinizi doğruluyor arkadaşlar. Devam diyoruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldikten sonra burada ek hizmet istiyorsanız bunları seçiyorsunuz. Ev telefonu vesaire ekleyebiliyorsunuz. Buradan güvenli internet profili istemiyorum diyerek bütün sitelere giriş yapabilirsiniz. Sonra devam diyoruz arkadaşlar. Burada sizin telefonunuza doğrulama kodu gelecek. Doğrulama kodu geldikten sonra size onaylayacak ve devam edeceksiniz. Aşağıda kimlik bilgilerinizi yazdıktan sonra aşağıda arkadaş davet kodu var. Referans kodu var arkadaşlar. Referans kodunu açıklama kısmında bulunan benim referans kodumu girerseniz eğer ikinci aydan sonra bir ay internet faturasına ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ama girmeyi unutursanız bu kampanyadan maalesef yararlanamıyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar çözdük. Yani sıfırdan bir abonelik yaptık. Eğer evinizde internet yoksa sıfırdan bir aboneliğiniz oldu şu an. Yani böyle düşünüyoruz. Misal verelim, siz şu an Türknet abonesisiniz ve fiber veya gigafiber altyapısına geçmek istiyorsunuz. Mahallenize veya evinize yeni bir altyapı geldi. Buna geçmek istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar yine aynı şekilde internet altyapı sorgulama sitesine geldiğimiz zaman buraya adresinizi giriyorsunuz. Mesela siz VDSL kullanıyorsunuz diyelim. Gigafiber'e geçmek istiyorsunuz. O zaman burada 1000 megabit yazması lazım. Veya siz VDSL kullanıyorsunuz, fiber'e geçmek istiyorsunuz. Orada 100 yazması lazım ve fiber altyapı yazması lazım ki siz değişiklik sağlayabilin. Yani burada aktif olarak gözükmediği sürece siz gidemiyorsunuz. Yani altyapı değiştiremiyorsunuz. Misal verelim, altyapınız aktif olmuş. Öyle düşünelim. Online işlemlere geldikten sonra arkadaşlar, zaten eğer Türknet abonesiyseniz online işlemleri az çok biliyorsunuzdur. Burada destek kaydı oluştur kısmı var. Buraya geliyoruz arkadaşlar ve buradan konu seçiyoruz. Bu konu fark etmez, yani istediğinizi seçebilirsiniz, zaten talep açacağız. Mesela internete bağlanamıyorum diyorsunuz ve buraya diyorsunuz ki altyapıma Gigafiber hizmeti geldi, ben Gigafiber hizmetine geçmek istiyorum yazıyorsunuz. Bundan sonrası zaten çok hızlı devam ediyor. Eğer hafta sonu değilse, hafta içi ise arkadaşlar ve ekiplerin yoğunluğuna göre de değişebilir adresinize göre. Bana tam 3 günde geldi arkadaşlar. Ben size benim Gigafiber sürecimi anlatayım. Benim binamın önüne 1 Nisan'da kablo çekildi. Siyah bir kablo çekildi. Zaten siyah kablo Gigafiber kablosu. Eğer sizin binanızın oralarda da varsa Gigafiber geliyor demektir, yolda demektir. Ardından 2 Mayıs'ta da binanın içine çekildi kablo. Normalde binanın önündeydi. Binanın içine çekildi. 22 Mayıs'ta da kutu geldi arkadaşlar. Siyah küçük bir kutu geldi. Zaten üzerinde Türknet logosu yazıyordu. Gigafiber de yazıyordu. Ondan sonra arkadaşlar aktif olmasını bekledim. 22'sinde kutu geldikten sonra 28'inde aktif oldu benim şansıma. Normalde bu kadar hızlı aktif olmuyormuş. 28'inde aktif olduktan sonra normalde cumartesi ben talebi açtım ama cumartesi pazar işlem yapılmadı. Ardından pazartesi günü beni aradılar ve dediler ki çarşamba günü geleceğiz, kuracağız vesaire vesaire. Ardından bugün de arkadaşlar çarşamba günü, bugün 1 Haziran çarşamba. Sabah saatlerinde aradılar. Yarım saat sonra geleceğiz dediler, geldiler. Binanın girişinden doğalgaz borusuna kabloyu bağlayarak çektiler evime. Kabloyu çektikten sonra arkadaşlar bağlanması, aktif olması 15 dakika falan sürmedi yani. Çok hızlı bir şekilde aktif oldu ve gittiler. Bu süreçte size bir modem veriyorlar. Bu modemi siz aboneliğiniz sürecinde kullanıyorsunuz. Ve iptal ettirme durumunuzda modemi tekrar onlara veriyorsunuz. Öncelikle ben Türknet VDSL'deydim. Size anlattığım yoldan Türknet Gigafiber'e geçtim.
Önceki hızımı göstermek istiyorum. Önceden hızım böyleydi. Hız testi yaptığımızda 75 megabit download, 8 megabit upload çıkıyordu. Ama şimdi yeni hız testini sizle beraber yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere 900'ün altına pek düşmüyor. Zaten gigahertzlerin olayı da bu. Çok stabil gelen bir hız. Tam olarak dünya kalitesinde diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere anlattığım sistemi TürkNet'e geçmek istiyorsanız, TürkNet VDSL veya TürkNet GIF'lere, açıklama kısmına koyduğum linkten girerseniz ve dikkat edin, referans kodunun yazılı olması gerekiyor. Onu girerseniz bir ay bedava internet kullanıyorsunuz. Arkadaşlar, açıklama kısmındaki linkimiz bu. Açıklama kısmındaki linkten de göstereceğim yöntemimizi. Öncelikle linke gidiyoruz ve böyle bir sayfa açılıyor bize. Ardından adresimde GIF'ler var mı diyoruz ve buraya adresimizi giriyoruz. Adresimizi girdikten sonra altta abone ol tuşu olacak. Oraya tıkladıktan sonra da gerekli bilgileri ilk videonun başında gösterdiğim gibi giriyoruz. Referans kısmına da açıklama kısmına bıraktığım referans kodumu yapıştırıyoruz ve bir ay bedava internet kazanıyoruz. Videom burayıydı arkadaşlar. GigaFiber'e veya TürkNet'e nasıl geçebilirsiniz? Nasıl işlemler ilerliyor? Bunları size anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer takıldığınız bir nokta olursa ve soru sormak isterseniz yorumlar kısmından veya Discord sunucumuza veya Telegram sunucumuza gelerek bana rahatlıkla soru sorabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.